Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıfın 3. ünitesi olan Hard Times yani Zor Zamanlar adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu ders videosu iki ayrı kısımdan oluşacak. Öncelikle bu kısımda sadece kelimeleri işleyeceğiz. Ardından ikinci kısmı anlatacağım. O da bu ünitedeki önemli dil bilgisi kurallarından oluşacak. Dil bilgisi kurallarını en ince ayrıntısına kadar inceleyip bol bol örneklerle ele alacağız. Dersimize başlamadan önce sizinle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Jasmine Akademi uygulaması artık App Store'da. App Store'a Jasmine Akademi yazarak uygulamayı indirebilir, bu üniteyle ilgili çeşitli alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra 5 yıldız vermeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu ders videosunu dinledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kalem ve kağıdınız hazırsa kelimelerimiz geliyor. Youth, gençlik. Senior, kıdemli. Shelter, barınak. Scholar, bilgin, okumuş. Immigrate, göç etmek. Struggle, çabalamak. Vacation, tatil. Guilty, suçlu, kabahatli. Connect, bağlamak. Footstep, ayak izi. Put off, ertelemek. Appliance, alet, cihaz. History, tarih. Do everything by hand, her şeyi elle yapmak. Wash the clothes by hand, çamaşırları elle yıkamak. Ride horse carriage, at arabasına binmek. Candlelight, mum ışığı. Era, çağ. Bullying, zorbalık. Drop out of, okulu bırakmak. Eating disorder, yeme bozukluğu. Feel embarrassed, utanç duymak. Feel responsible, sorumlu hissetmek. Illiteracy, cehalet. Disability, engellilik. Racism, ırkçılık. Quit job, işi bırakmak. Suffer from, acı çekmek. Invent, icat etmek. Make money, para kazanmak. Parent pressure, aile baskısı. Peer pressure, akran baskısı. Introvert, içine kapanık. Illness, hastalık. Declare war, savaş ilan etmek. Overcome, üstesinden gelmek. Poverty, yoksulluk. Plot, hikayenin konusu. Setting, hikayenin geçtiği yer. Climax, hikayenin zirve yaptığı yer. Idioms, deyimler demektir. Bu ünitede bilmeniz gereken deyimler şunlardır. İlki, eat, sleep and breathe something. Bu deyimin anlamı, bir şeyle sürekli vakit geçirmek, onunla yiyip içip yatmak demektir. İkincisi ise, thank your lucky star. Şansına dua et anlamına gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve arkadaşlarınızla paylaşmanız benim için önemli. Hepinize başarılar.